Bildiğiniz üzere muhalefetin ve zillet ittifakının bir kez daha hükümetimize, devletimize, reisimize saldırı yaptığını gördük. Bir kez daha zillet ittifakının teröristlerle aynı masaya oturduğunu gördük. Altılı Ganya'nın terör ittifakı olduğuna şahit olduk. Altılı Ganya'nın zillet ittifakı olduğuna şahit olduk. Evet, kimileri gelip bizim askerimize kurşun sıkanlarla ittifak yapıyorsa biz bunun hesabını sorarız. Kimileri gelip bizim Güneydoğu'da askerimize kurşun sıkanlarla ittifak yapıp onlarla aynı masaya oturup onları savunuyorsa biz bunun hesabını sorarız. Kimileri gelip benim Ömer Halis Demir'ime, benim Eren'ime, benim Fırat'ıma, efendime söyleyeyim benim Yasin'ime, benim ülkemin şehit düşen gençlerine kurşun sıkanlarla aynı masaya oturuyorsa, kimileri bunlarla ittifak yapıyorsa, sırf Erdoğan'ı indirmek için eli kanlı aşağılı teröristlerle ittifak yapıyorsa, bebek katili, şerefsiz Selahattin Demirtaş'la ittifak yapıyorsa, biz bunun hesabını sorarız. Evet, kimileri gelip sağda solda bizim konuşmamızdan rahatsız oluyorsa, biz bunun hesabını sorarız. Evet arkadaşlar, bizim Erdoğan'ı desteklememizden, bizim reisi desteklememizden, bizim devletimizin yanında durmamızdan, bizim ülkemizin arkasında durmamızdan, bizim hükümet yanlısı olmamızdan birileri rahatsız oluyor. Evet arkadaşlar, birileri sonuna kadar Erdoğan dememizden rahatsız oluyor. Evet arkadaşlar, birileri sonuna kadar Türkeş dememizden rahatsız oluyor. Birileri sonuna kadar Cumhur İttifakı dememizden rahatsız oluyor. Birileri sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan dememizden rahatsız oluyor. Evet arkadaşlar, birileri sonuna kadar yaşasın Türk gençliği dememizden rahatsız oluyor ve birileri bize sağdan soldan fake hesaplardan, bot hesaplardan yazıyorlar. Bizi tehdit ediyorlar. Bizi ölümle tehdit ediyorlar. Evet, onlara da şunu söylemek istiyorum. Bizi ölümle korkutacaklarını zannedenler ölüme hazırlıksız olanlardır. Şayet biz ölümden korkmayız. Çünkü ölüm Allah'a kavuşmaktır. Ancak bizi öldüreceklerini söyleyip işte bize sağdan soldan şu hesaplardan bu hesaplardan yazan şahıslar, sizlere sesleniyorum. Topunuz gelin. Eğer öleceksek akacak kan damarda durmaz. Eğer öleceksek akacak Türk kanı damarda durmaz. Eğer öleceksek adam gibi öleceğiz. Öleceksek Türk gibi, Müslüman gibi öleceğiz Allah'ın izniyle. Evet, biz kimseden korkmuyor, kimseden çekinmiyoruz. Sonuna kadar menfaatçilerle, çıkarcılarla, efendime söyleyeyim solcularla, teröristlerle mücadele edeceğiz. Siz istemeseniz de hainlerle mücadele edeceğiz. Siz istemeseniz de zillet ittifakının algılarını bozacağız. Siz istemeseniz de terör ittifakının algılarını bozacağız. Siz istemeseniz de terörist kendisi alacağız. Siz istemeseniz de PKK'lı hainlerden hesap soracağız. Siz istemeseniz de eli kanlı bebek katillerinden hesap soracağız. Bana diyorsunuz ya, sen kimsin, sen nesin, sen necesin diyenler. Evet, benim kim olduğumu size söyleyeyim. Benim adım Türk, soyadım Müslüman elhamdülillah. Benim adım Türk, soyadım Müslüman. Benim adım Türk, soyadım Müslüman. Evet, hepiniz beni iyi ezberleyin. Hepiniz beni iyi bilin. Ben kimseden çekinmiyorum, kimseden korkmuyorum. Sonuna kadar Erdoğan diyecek, sonuna kadar algılarınızı bozacak, sonuna kadar sizin gibi solcuları susturacak, son nefesime kadar hainlere, kemalistlere, solculara karşı mücadele edeceğim. Son nefesime kadar ülkücü olacağım. Son nefesime kadar Müslüman olacağım elhamdülillah. Son nefesime kadar Allah'ın davasını anlatacağım. Son nefesime kadar İslam'ın davasını anlatacağım. Son nefesime kadar Türk gençliğini ön planda tutacağım. Son nefesime kadar Türk gençliği hareketini yürüteceğim ve Türk gençliği hareketini başlatmak için elimden geleni yapacağım. Siz istemeseniz de ben burada konuşacağım. Siz istemeseniz de yeri geldiği zaman sağda solda konuşacağım. Siz istemediğiniz için yapacağım. Çünkü sizin algılarınızı bozacağım. Çünkü sizin hain zillet ittifakının kirli emellerini bozacağım. Evet, ben son nefesime kadar elimden geldiği kadarıyla bunları yapacağım. Hükümetimize ne kadar saldırı yaptığınızı iyi biliyoruz. Devletimize ne kadar saldırı yaptığınızı iyi biliyoruz. Hainlerle işbirliği tuttuğunuzu iyi biliyoruz. Bunun hesabını sizlere soracağız. Terörlerle, teröristlerle kim geziyorsa bunun hesabını sizlere soracağız. Efendime söyleyeyim, yok hesabını çalarım, yok şunu yaparım. Elinizden geleni ardınıza koymayın, tamam mı? Topunuz gelin, hadi bekliyorum sizi. Evet, adresimi de açın.
Evim de belli, yerim de belli, yurdum da belli. Ne davamdan vazgeçerim, ne hedeflerimden vazgeçerim, ne de hayallerimden vazgeçerim. Çünkü ben Türk'üm, ben Türk'üm. Zamanında 40 kişiyle Çin Sarayı'nı basarım. Ben Türk'üm, zamanında demir dağları eritirim. Ben Türk'üm, bir bozkurdun önderliğine kendime yurt ararım. Ben Türk'üm, ay yıldızlı bayrağı vatan bellerim. Ben Türk'üm, evet ben Türk'üm, hainlere fırsat vermem. Ben Türk'üm, PKK'lılara fırsat vermem. Ben Türk'üm, Avrupa'ya diz çöktürürüm. Ben Türk'üm, Fatih Sultan Mehmet gibi fethedilemeyen İstanbul'u fethederim. Evet, ben Türk'üm, yapılamayan projeleri yaparım. Ben Türk'üm arkadaş, kimseden, hainden ve alçaktan asla ve asla korkmam. Ben Türk'üm, Müslüman'ım. Öncelikle sonuna kadar Erdoğan diyeceğiz. Peki neden Erdoğan diyeceğimizi biliyor musunuz? Biz niçin Erdoğan diyoruz? Biz niçin tek davamız Erdoğan diyoruz? Biz niçin davamız nizam-ı alem diyoruz? Biz neden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz? Hemen kısaca anlatalım sizlere. Türklerin İslamiyet'i kabulüyle birlikte Türklerin yeni bir davası başladı. Türkler İslamiyet'i kabulüyle birlikte Nizam-ı Alem davasını, İlahi Kelimatullah davasını, Kızıl Elma davasını üstlendiler ve bu dava için şehit olmaya, gaza yapmaya başladılar. Ya bu dava için öldüler ya da bu dava için yurt buldular. Fetih yaptılar, gaza yaptılar. Bu davanın ilk dirilişi Malazgirt Savaşı'nda başladı. Sultan Alparslan'la birlikte Malazgirt'te Anadolu'ya girdik. Baş bu Türkeş Alparslan olsun diye. Evet, Anadolu'ya Sultan Alparslan'la birlikte girdik biz. Ondan sonra bu davayı onun oğulları üstlendi. Melikşah üstlendi. Sultan Melikşah'tan sonra bu davayı Anadolu Selçuklu Devleti üstlendi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak hükümdarı Sultan Alaaddin Keykubat Nizam-ı Alem davasını sonuna kadar üstlendi ve bu davayı yürütmeye çalıştı. Ondan sonra bu dava Kayıboyu Bey'i Süleyman Şahoğlu Ertuğrul Bey'e kaldı. Ertuğrul Bey öyle bir devletin temellerini attı ki 625 sene Avrupa'ya diz çöktürecek, Avrupa'yı tir tir titretecek bir devletin temellerini attı Ertuğrul Gazi. Ertuğrul Gazi bu davayı oğlu Osman'a verdi. Oğlu Osman Bey Nizam-ı Alem davasını Orhan'a verdi. Orhan Bey'den Murat'a, Murat'tan Yıldırım'a, Yıldırım Beyazıt'tan Fatih Sultan Mehmet Han'a, Sultan Mehmet'le birlikte İstanbul'u fetheden bu ordu, bu muzaffer ordu Peygamber Efendimiz'in müjdesine, Peygamber Efendimiz'in hadisine nail olabildi. Akşemseddin dinle birlikte Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini bulabildi. Evet, Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Yavuz, Kanuni, Sultan Abdülhamit Han gibi yiğitler ve baba yiğit liderler bu davayı üstlendi. Sultan Abdülhamitler bu davayı üstlendi ki tıpkı şimdiki Cumhurbaşkanımız Erdoğan gibi 33 yıl boyunca devleti ayakta tuttu. 33 yıl boyunca Osmanlı tek toprak bile kaybetmedi. Sultan Abdülhamit zamanında Osmanlı öyle bir devlet oldu ki ilk torpido atan denizaltıları inşa etti. Ya biz işte bu yüzden bu davayı üstlendik. Bu davaya inandığımız için bunları yaptık. Bu davaya inandığı için Sultan Abdülhamit Hicaz demir yolunu yaparak İslam alemini bir kıldı. Peki ya ondan sonra ne mi oldu? Sultan Abdülhamit'ten sonra bu davayı Türkiye'de birileri daha üstlendi. Mustafa Kemal Atatürk bu davayı üstlendi ve de o da bize bu ülkeyi, bu ata yurdunu miras bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve yeni bir düzen kurdu Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ten sonra bu davayı Menderesler üstlendi. Menderes'i idam ettiler. Turgut Özal'lar üstlendi. Özal'ı zehirlediler. Necmettin Erbakan hocamız üstlendi. Necmettin Erbakan hocamız, evet Necmettin Erbakan hocamız öyle birisiyle ittifak yaptı ki Türkiye'de milliyetçi hareketini başlatan, Türkiye'de hainlere korku salan, Türkiye'de PKK'ya korku salan, ülkücü hareketini başlatan Başbuğ Alparslan Türkeş'le birlikte ittifak yaptı ve Sayın Başbuğ Alparslan Türkeş'le birlikte onlar da bu davayı üstlendi. Necmettin Erbakan Hoca 28 Şubat postmodern darbesiyle istifa ettikten sonra Başbuğ Türkeş'te rahatsızlığından dolayı vefat ettikten sonra bu davayı bir süre sessiz kaldı. Ancak bu davayı Erbakan Hoca'nın yetiştirdiği bir lider, bir reis üstlendi. Nizam-ı Alem davasını bir reis üstlendi. Nizam-ı Alem davasını Recep Tayyip Erdoğan adında dünya lideri üstlendi. Öyle bir liderdi ki bu millete yeniden fetih hayalleri kurdurdu. Öyle bir liderdi ki bu millete yeniden gaza hayalleri, yeniden cihat hayalleri kurdurdu.
Öyle bir liderdi ki bu milleti ve tüm İslam alemini bir araya getirebilecek liderdi. Öyle bir liderdi ki tek çaresiyle tüm milleti sokağa dökebilen liderdi. Öyle bir liderdi ki Recep Tayyip Erdoğan tüm İslam alemini yeniden diriltecek, umutlarını yeşertecek bir liderdi. Öyle bir liderdi ki Recep Tayyip Erdoğan hainlere, FETÖ'cülere, PKK'lılara korku salan liderdi. Zamanında çözüm süreci zamanında onlarla uzlaşmış gibi yaptı. Devletin içindeki hainleri bir bir ayıkladı. O zamandan düşündü. O zamandan planladı ve çözüm sürecinin sonunda 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte FETÖ'cüleri temizledikten sonra terör operasyonunu başlattı ve bu ülkede Selahattin Demirtaş gibi kalıntı aşağılık teröristlerin kökünü kazadı Cumhurbaşkanımız. Evet, bu ülkede kim kan döktüyse hesabını sordu reisimiz. Bu ülkede kim bölücülük yaptıysa hesabını sordu reis. Bu ülkede kim hainlik yaptıysa hesabını sordu reis. İşte bunu yapan Erdoğan'dı. Peki biz neden Erdoğan diyoruz? İşte biz İslam alemini yeniden ayaklandırdığı için Erdoğan diyoruz. Biz niye Erdoğan diyoruz? Bu millete yeniden fetih hayalleri kurdurduğu için Erdoğan diyoruz. Biz niye Erdoğan diyoruz? Türk milletini şaha kaldırdığı için, yeni fetihler, yeni gazalar açtığı için Erdoğan diyoruz. Biz niye mi Erdoğan diyoruz? Avrupa'ya diz çöktürdüğü için Erdoğan diyoruz. Biz neden mi Erdoğan diyoruz? Joe Biden'ın Erdoğan karşısında asker selamı verdiği için Erdoğan diyoruz. Biz niçin mi Erdoğan diyoruz? Tüm dünya liderlerinin, tüm ülkelerin ayakta alkışladığı bir lider olduğu için biz Erdoğan'a dünya lideri diyoruz. Peki biz neden mi Erdoğan diyoruz? Niye mi 2023'te Erdoğan'a vereceğiz diyoruz? Bu gençlerin, bu milletin ümitlerini yeşerttiği için Erdoğan diyoruz. Evet, kimileri yok dolar böyle olmuş, yok dolar şöyle çıkmış diyen kardeşlerim. Ülkede yapılanlara bakacaksın. Erdoğan bu ülkedeki gençlerin ümidini yeşertti. Bu gençleri yeniden fetih hayallerini kurdurdu. Bu gençleri yeniden iyi işler, iyi projeler yapabilme hayallerini kurdurdu. Güçlü Türkiye ayağını, güçlü Türkiye temellerini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sağlamlaştırdı. Kutlu dava dedik. Güçlü Türkiye dedik, davamızdan ve hedeflerimizden vazgeçmedik. Sonuna kadar Erdoğan dedik, davamızdan vazgeçmedik. Tek davamız Erdoğan dedik, nizam alemdir dedik. Tek davamız Recep Tayyip Erdoğan dedik, ilahi kerimdir dedik. Tek hedefimiz Kızıl Elma'dır dedik, sorunumuz şahadettir dedik. Biz hiçbir zaman Erdoğan davasını üstlenmekten vazgeçmeyeceğiz. Siz istemeseniz de bu davayı anlatacağız. Siz istemeseniz de Cumhurbaşkanımızın arkasında duracağız. Siz istemeseniz de reisimizin yanında duracağız. Evet, kimileri diyor ya, Z kuşağı şöyle, Z kuşağı böyle. Evet, görüyoruz sizin Z kuşağınızı. Sizin Z kuşağı dediğiniz LGBT'liler bile sizin toplantılarınıza gelmiyorlar. Evet, Bay Kemal Kılıçdaroğlu, sana seslenmek istiyorum. Z kuşağı diye algı yapıyorsunuz, gençlere isim takıyorsunuz. Kendinize daha isim bile bulamazken bu gençlere, Türk gençlerine ismini unutturmaya çalışıyorsunuz. Evet, sayın gazeteci Hande Hanım, sizlere de söylemek istiyorum. Bu milletin Atatürk milliyetçiliğine yanlış anlatıyorsunuz. Bu millete Atatürk milliyetçiliğini yanlış anlatıyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk ırkçılığı savunmuyordu. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin, bu bayrağın altında kim yaşıyorsa benim vatandaşımdır. Bu bayrağın altında kim Türk vatandaşıysa, ister Arap olsun, ister Çerkez olsun, ister Laz olsun, ister Kürt olsun, bu benim gözümde Türktür demiştir. Baş bu Mustafa Kemal Atatürk. Peki ya siz ne yapıyorsunuz? Siz ırkçılık yapıyorsunuz. Siz milleti ayrıştırmak istiyorsunuz. Siz milleti ayrıştırıp kutuplaştırmak istiyorsunuz. Siz yeniden bir PKK yaratmak istiyorsunuz. Baktık ki Güneydoğu'da sizin yandaşlarınız vurulunca hemen bir hareket başlatmak istediniz. Baktık ki asker Kandil'e gidince hemen bir hareket başlatmak istediniz değil mi? Gittiniz Süleyman Soylu gibi önemli olan devlet liderimizi, önemli olan devlet büyüğümüze hakaret ettiniz. Terörle ve hainlere fırsat vermeyen Soylu olan bakanımıza hakaret ettiniz. Siz alçaklık ettiniz. Siz zillete düştünüz. Siz gaflete düştünüz. Siz teröristlerle işbirliği yaptınız. Yazıklar olsun size. Nasıl yaparsınız? Nasıl yaparsınız bu askere kurşun sıkan hainlerle işbirliği? Nasıl yaparsınız bu milletin askerine kurşun sıkanların savunuculuğunu? Nasıl yaparsınız bu milletin evladına kurşun sıkan hainlerin savunuculuğunu? Baktık ki asker Kandil'e giriyor, sizin yandaşlarınıza vuruyor. Hemen dediniz
Vay efendim mülteciler böyle şey yapıyor. Vay efendim Suriyeliler böyle şey yapıyor. Baktınız sizin size battı bu. Size battı evet. Terörün vurulması size battı. Hainlerin vurulması size battı. Fırat'ın hesabını sormamız size battı. Yasin'in, Eren'in, Ömer Ali Demir'in hesabını sormamız size battı. FETÖ'cülere kök kazıttırmamız, FETÖ'cülere hesap sormamız size battı değil mi? FETÖ'cülerin kellesini almamız size battı değil mi? FETÖ'cüleri görevden atmamız size battı değil mi? Evet, size battı FETÖ'cüleri içeri atmamız. Size battı FETÖ'cüleri bu ülkeden sürgün etmemiz. Değil mi? Size battı siz de hemen milleti ayrıştırmak istediniz. Siz de hemen bu milleti ayrıştırıp vay efendim mülteciler böyle, mülteciler şöyle deyip yeni bir PKK hareketi başlatmak istediniz. Ancak başaramayacaksınız. Bu milletin ezanlarını susturamayacaksınız. Bu milletin bayrağını indiremeyeceksiniz. Bu milletin kurduğu FETÖ hayallerini bitiremeyeceksiniz. Bu milletin üstlendiği Nizam-ı Alem davasını, İlahi Kelimatullah davasını sona erdiremeyeceksiniz. Başaramayacaksınız. İsterseniz topunuz gelin, isterseniz yedi düvenle gelin. Tek başımıza da kalsan, 30 kişi de kalsan, 20 kişi de kalsan, 5 kişi de kalsan bu davayı üstleneceğiz elhamdülillah. Nizam-ı Alem davasını üstleneceğiz elhamdülillah. Türk'ün davasını anlatacağız elhamdülillah. Sonuna kadar Erdoğan diyeceğiz. Sonuna kadar tek davamız Recep Tayyip Erdoğan diyeceğiz. Ve reisimizin arkasında duracağız elhamdülillah. Bizi tehdit edenler beni iyi dinleyin. Ben sizden asla ve asla korkmuyorum. Benim videomu izleyip çıldırdığını söyleyenler, benim videomu izleyip kudurduğunu söyleyenler, kudurmaya devam edeceksiniz. Siz istemeseniz de İslam gençliğini anlatacağım. Siz istemeseniz de Türk gençliğini anlatacağım. Siz istemeseniz de Fatih Sultan Mehmet'i anlatacağım. Siz istemeseniz de elimi Bozkurt yapacağım. Siz istemeseniz de AK Parti'liyim diyeceğim. Siz istemeseniz de sonuna kadar Erdoğan, sonuna kadar Başbuğ Türkeş diyeceğim. Evet, burada sözlerimi bitirmek istiyorum. Biraz sinirlendiğim için herkesten özür diliyorum. Maalesef biraz sesimizi yükselttik. Sonuna kadar davamız belli, hedeflerimiz belli, hayallerimiz belli. Yolumuzdan asla ve asla geri dönmeyeceğiz. İster 10 kişi gelin, ister 20 kişi gelin, ister tüm dünyayı toplayın. Biz bu davadan yine de vazgeçmeyeceğiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki gündem videolarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.